Tanıdığım zengin Almanların şu özelliği benim dikkatimi çekiyor devamlı. Her hafta kendini geliştirmek için seminerlere gidiyorlar. Uzun yolculuklar yapıyorlar. Hafta sonlarını kendi konularıyla alakalı geliştirmeye çalışıyorlar. Yetiştirmeye çalışıyorlar. Eğitimlere katılıyorlar. Ve kendi konusunun uzmanı oluyor. Yani rakipler var. Örneğin muhasebeci veya iş adamı. Bu adamlar ortalamanın önüne çıkmak istiyor. Yani bir adım önde olmak istiyor. Rakiplerin önüne geçince zaten otomatikman daha başarılı oluyor. Daha zengin oluyor. Daha iyi konumlarda oluyor. Dolayısıyla benim tanıdığım, bildiğim genellikle Avrupa'da, Almanya'da zengin insanların özelliği sürekli kendini yetiştiriyor olmaları. Şunu da söylemek istiyorum. Neden bunu yapıyorlar? Neden bu kadar bedeli ödüyorlar? Neden bu gayreti gösteriyorlar? Şimdi bu insanların hedefleri var. Hedefleri ne? Çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak. Müşteri memnuniyeti. Mesela ben kendimi geliştirirsem, işimi çok iyi yaparsam müşterilerim çok memnun kalacak ve benim hakkımda hep iyi şeyler söyleyecekler. Veya benim şirketimle alakalı güzel şeyler söyleyecekler. Otomatikman daha çok müşterim olacak diye kendilerini geliştiriyorlar. Yani şirketlerini büyütmek için, gelecek nesillere iyi miras bırakmak için. Bir de şöyle bir durum var. En güzel duygu işe yarıyor olmak duygusu. Yani birilerine faydalı olmak. Tamam, satışını yapacak, parasını kazanacak. Aynı zamanda memnun müşteriler olduğu için işe yarıyorum duygusunu kazanmak için buradaki zengin insanlar sürekli kendini geliştiriyorlar. 7'den 77'ye prensibiyle çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Devamlı meraklılar ve ellerinde not aldıkları kitapçıkları oluyor genellikle bunların. Okudukları kitapların özetlerini yazıyorlar veya bir şey duydukları zaman not alıyorlar ve her hafta sonları eğitimlere katılıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Şöyle bir soru da geliyor devamlı insanlardan. İlle bir problemim mi olması lazım? Yani kendimi geliştirmek için, yetiştirmem için, eğitim almam için, seminere katılmam için ille bir problem yaşamam mı gerekiyor? Yani problemim olmadan seminere katılamaz mıyım? Elbette katılırsın. Yani ille dibe inmene gerek yok. Yani havuza atladığın zaman 10 metrelik bir havuz düşün. Ayağın yere değmesine gerek yok. Ama değdiği zaman yani acıyı hissettiğin zaman daha iyi yukarı çıkabilirsin. Ama şu farkındalık varsa ben dibe inmeden, elimdekilerini kaybetmeden çoluğuma çocuğuma iyi miraslar bırakmak istiyorum. Geleceğimi daha güzel inşa etmek istiyorum. Müşteri memnuniyetini arttırmak istiyorum. Etrafımdaki insanlara daha faydalı olmak istiyorum. Başarı duygusunu, kazanma duygusunu yaşamak istiyorum diyen her insan kendini zaten geliştiriyor. Yani dibe inmeden, problem yaşamadan kendini geliştirmek sana artı olarak geri dönüşüm oluyor. Şöyle düşün, kamyon sürmeyi sen şoför okuluna katılarak da öğrenebiliyorsun. Yani kendini geliştirmek için eğitime katılıyorsun, seminere katılıyorsun, öyle düşün. Veya kamyon sürmeyi insanlar hayatta çarpa çarpa, kamyonu çarpa çarpa da öğreniyor. Fakat kamyonu etrafa çarptığı için insanlara, oğluna, kızına, eşine, anasına, babasına veya etraftaki konu komşuya çarptığından dolayı insanlar hayat okulunu okuyarak ben tecrübe kazanarak, acı çekerek öğrenirim diyenler etrafında herkese zarar verdikleri için etrafında kimseleri kalmıyor. Bu sefer insanlardan uzaklaşmak için zaman ilerledikçe kaçış yolları arıyorlar. Ya işte artık bir emekli olayım, kurtulayım bu hayattan diyerek o zarar verdiği insanları görmemek için kaçışları oluyor. O yüzden senin etraftaki insanlara zarar vermeden, çevrendeki çoluğuna, çocuğuna zarar vermeden geleceğini daha güzel inşa edebilmen için, çoluğuna, çocuğuna, çevrendeki insanlara faydalı olabilmen için, hatta hayatında bolluğu, bereketi, zenginliği arttırmak için ne yapabilirsin? Şu anda bu farkındalık varsa sende kendini geliştirmeye açık olabilirsin, kendini geliştirebilirsin. Şimdi olmazsa olmaz diye adlandırdığımız eğitimler var. Yani bu eğitim olmazsa olmaz. Nedir bu? Birincisi iletişim becerisi. Tamam mı? İletişim becerisi neden önemli? İstatistikleri söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Başarısızlığın, sıkıntıların, savaşların en büyük sebebi, %96'lık sebebi, düşünün %100 değil de %96'lık sebebi iletişim eksikliğiyle alakalı. Yani şu dünyada yaşadığın, gördüğün haberlerde
ne varsa kötü olan her şeyin asıl sebebi %96'lık sebebi, yani %100'e yakın olan sebebinin ismi neymiş? İletişim eksikliği. İletişim eksikliği olduğu için insanlar sıkıntı yaşıyor. Sıkıntılar nedir mesela? Fakirlik yaşıyor, yokluk yaşıyor, acı çekiyor, kazalar oluyor, tamam mı? Yine iletişim becerisinden dolayı. Kavgalar, gürültüler, bütün sıkıntılar büyük sebebi iletişim becerisi olmadığı için. Sen eğer kendini iletişim konusunda geliştirirsen o zaman mıknatıs gibi bir manyetik alan oluşturuyorsun. Mıknatıs gibi başarıyı çekersin. Kazanmayı çekersin. Her türlü kazancı çekersin kendine. Gücü çekersin. Güçlenirsin. Bununla beraber sağlığı çekersin. Aile huzurunu, çevrendeki insanlarla daha iyi iletişim kurmayı kendine çekersin ve müşterilerin memnuniyetinin çoğalmasını da mıknatıs gibi çekersin. Dolayısıyla birinci eğitim olmazsa olmaz diye adlandırdığımız eğitimin birincisi iletişim becerisi. Bunu kazanmanı tavsiye ediyorum. İkinci olmazsa olmaz bu da mindset eğitimi. Mindset ne demek? Mentalite eğitimi. Bakış açısı. Bu neden önemli? Bak şimdi herkes bakış açılarını başkalarına bir miras gibi aktarıyor. Şimdi senin mesela bir arkadaşın var, para düşmanı. Zenginlerin düşmanı. Devamlı zenginleri kötülüyor ve haberlerdeki gibi, dizilerdeki gibi, filmlerdeki gibi parayı, zenginliği kötüleyen bu mindset'e sahip çevren var. Annen, baban, tamam mı? Veya işte biraz önce dediğim gibi hipnoz aletleriyle, yani televizyon gibi hipnoz aletleriyle seni hipnoz ettiler. Paraya karşı böyle nefretim var, tamam mı? Sen istediğin kadar çalış. 8 saat çalıştın yetmez. 8 değil 16 saat çalışsan yine yetmez. 24 saat çalışsan yine yetmez. Elinde para tutamazsın. Niye? Bilinçaltın onu iter senden. Bilinçaltında programın, yani şuur altında senin paraya karşı nefret yüklendiğinden dolayı senin mindset eğitimi alman gerekiyor. Yani bakış açını tamamen değiştirmen lazım. Mentalite eğitimi alman lazım. Yani kafandaki kilitler seni engelleyen blokajlardan kurtulma yollarını öğrenmen lazım ve hatta bunları kendin bile tespit edip bunlardan, bu virüslerden öyle düşün, mikroplardan kurtulabilmeyi öğrenmen lazım. Sen o eğitimi aldığında senin mentalitene zarar verecek, senin hayatına yokluk getirecek, sıkıntı getirecek, kötülük getirecek ne varsa onları hemen hızlı tespit ederek ne yapabilirsin? Kafandan onları silmeyi öğrenir ve beynini programlanmayı öğrenebilirsin. Bu da ancak işte her zaman söylediğimiz gibi eğitimlerle oluyor. Yani tek başına böyle zembille leylekler sana öyle bir eğitimi getirip vermeyecektir. Veya beyaz atlı prens gelip sana bunu öğretmeyecektir. Bu iki tane eğitim olmazsa olmaz eğitimi neden önemli olduğunu anlattım değil mi? Neden almalısın? Olmazsa olmaz. Bunlar olmadan olmayacağını bir kere kafana koy. Biz de eğitimlerimizde yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki Türkçe konuşan vatandaşlarımıza bu konularda eğitimler veriyoruz. Neden? En büyük problem zaten iletişim eksikliği. Yani yaşadığı bütün sıkıntıların asıl sebebi iletişim sorunu. Bunun yanında da en önemli mentalite eğitimi, mindset eğitimi. Bunları biz eğitimimizin en önemli parçaları, bunları öğrettiğimizde kişiye ve kafadaki kilitlerden mindset eğitimiyle kurtulduktan sonra bir roket gibi, bakın abartmıyorum, roket gibi veya bir turbo gibi öyle düşün. Hani bir araba vardır, arabanın turbosu yoktur. Araba ilerlemez. Bir kere öyle bir şey olmuştu. Bizim arabanın turbosu bozulmuştu. Araba sanki boşta gidiyormuş gibi. Yani birinci viteste böyle gaza basıyorsun ama gitmiyor. Ölü gibi, yani bayırlara çıkamıyor. Hatta arabadan indik, ittik arabayı. Çalışan arabayı ittik. Neden? Turbosu bozuk. Turbosu olmayan araç gibi düşün. Senin hayatın böyle ya iterek kakarak, tamam mı? Böyle inişli çıkışlı, devamlı küsmeli darılmalı, devamlı böyle duygularını kontrol altında tutamayacağın bir hayat olur. Sıkıntı dolu olur. Yani turbosu olmayan hayat öyle olur. Ama eğitim, bizim eğitimimiz o araca turbo gibi oluyor. Turboyu taktığın zaman roket gibi uçuyor. O yüzden devamlı diyorum. Eğitimlerimize katılan insanlar binlerce feedback verdi. Her biriniz onları tek tek okuyun, öncesini ve sonrasını. Hatta yazıcıdan çıkarıp daha net okuyabilirsiniz. Okuyun, bakın, herkes başardı, başarabilir. Sen de başarabilirsin. Başkası başardıysa sen de başarabilirsin. Bir kere kafana onu koy. Dolayısıyla senin de bu konularda artık harekete geçmen lazım. Yani ite kakan nereye kadar götüreceksin bu hayatı? Bir kere devamlı kafanda kilitler var. Mindset problemin varsa. Yani tam adım atacaksın, adım atamıyorsun. İçindeki
ses yapamazsın, beceremezsin. Neden? Çünkü sana öyle öğrettiler. Yani öğrenilmiş çaresizlik olduğu için ilerleyemezsin. Devamlı engellerin var. Görünmez cam var. Sen böyle çarparsın devamlı. Hani arılar var. Çalışkan arılar, bal arılar. Bunlar gerçekten çok çalışkan. Ve çalışkan arılar ama çalışkanlığı yetmiyor. O görünmez cama çarpıp tekrar düşüyor. Bir daha çarpıyor, bir daha. Ve 24 saat böyle çarpa çarpa ne ağız kalıyor ne burun kalıyor. Hayatında kolu kanadı kırılıyor ve en sonunda pes ediyor, ölüyor. Dolayısıyla onun gibi o görünmez duvardan kurtulman lazım ve bununla beraber iletişim becerisini kazanma vakti geldi. Artık harekete geçmen lazım. İletişim becerisini de kazandığın zaman turboyu taktın ve artık roket gibi uçarsın. Binlerce insan nasıl hedeflerine ulaştıysa sen de ulaşabilirsin. Onların feedbacklerini oku Instagram'da veya YouTube'da bakarsın. Öncesi ve sonrası eğitime katılan insanların yazdığı yazıları okumanı tavsiye ediyorum. Eğer bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, eğitimlerimize katılmak istiyorsan, yani eğitimlerimize gerçekten aidiyet, kabul, onay, değer vererek katılmak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin, başvuru gönderebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu doldurursun, gönderiyorsun. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com